Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamilelik kilolarımı nasıl verdiğim hakkında size tecrübelerimden bahsedeceğim. Umarım keyifli, güzel bir video olur. Ben şimdiden heyecanlıyım bu video için çünkü bayağı bir emek sarf ettiğim bir video olacak. Bazı yerlerde kendi uyguladığım spor, egzersizlerini vesaire hepsini eklemeye çalıştım. Umarım keyif aldığımız güzel bir video olur. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım da kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazlarsa çok sevinirim. Şimdiden sizler de hoş geldiniz. Yine birkaç not aldım konudan çıkmamak adına. Bu sebeple de onlardan yararlanacağımı söylemek isterim sizlere. Şimdi hazırsak başlayabiliriz. Öncelikle ben diyetisyen değilim. Yıllardır spor yapan, düzenli olarak yediğine içtiğine dikkat eden bir insanım. Hamileliğimde de bunlara dikkat etmeye çalıştım elimden geldiğince. Fakat bildiğiniz gibi hormonlar sizi ele geçiriyor. Ne kadar dikkat etmeye çalışsanız da belli kilolar alınmıyor değil. Ben de yaklaşık 17 kiloya yakın bir kilo aldım. 16 kilosunu verdim. Şu anda hatta bir kilo daha vermiş olabilirim, tam bilmiyorum. Dediğim gibi 16 kiloyu verdim. Şimdi bunlardan bahsedeceğim sizlere. Yıllardır spor yapan bir insanım ve kendimce uyguladığım bazı formüller var diye. Bunları yaparak formumu kurmaya çalışıyorum. Sizler de kendinize en iyi gelecek şeyleri deneyerek bu düzeni oturtmalısınız bence. Çünkü her insanın yeme düzeni, spor alışkanlıkları vesaire farklıdır. Hayat düzeni de aynı şekilde. Hayatınıza bu beslenme düzenini ve sporu entegre ederseniz bence kilo vermemeniz biraz imkansız gibi geliyor bana. Tabii hormonsal bazı problemleriniz yoksa. Şimdi hamilelik sürecimden ve kaç kilo aldığımdan bahsedip konuya giriş yapacağım. Şöyle ki ben hamile kalmadan önce kaç kiloydum? 68 kiloydum. 67-68 kilolardaydım. Ardından hamile kaldıktan sonra yaklaşık 17 kilo aldım. Son aylarda daha fazla kilo aldım. Hamileliğim ilk 6 ayında benim göbeğim bile çıkmamıştı arkadaşlar. Son işte 2-3 ay kala falan böyle yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ardından son ay ben bayağı şiştim. Çünkü ben koraspirin kullanıyordum. Yüksek ihtimalle 30. haftadan sonra koraspirini bırakınca böyle vücudum ödem toplamaya başladı. Bana öyle geldi açıkçası. Öyle olunca bayağı şiştim derken böyle bir yuvarlak top gibi hamileliğim sonlandı benim. Sumo güreşçileri gibiydim yani sonlara doğru. Daha sonra da işte doğumdan sonra böyle yaklaşık 5 kiloya yakın bir kayıp oldu bende, kilo kaybı. Ardından tabii ki bu yavaş yavaş giden bir kilo kaybı oluyor. Bir anda gitmiyor bu kilo. Ardından ben de bazı sağlıklı yiyecekleri yiyerek kilomu kontrol etmeye çalıştım. Şimdi onlardan bahsedeyim size öncelikle. Ama onlardan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben hamileliğimin 7. ayına kadar düzenli olarak spor yaptım. Zumba, fitness, ondan sonra fonksiyonel idmanlar vesaire hepsini düzenli olarak yapıyordum. En az haftada 2 kere. Günlük hayatımda da zaten çok hareket eden bir insanım. Ev işleri, işte video çekimleri olsun, arkadaşlarımla görüşüyorum. Çok sosyal bir insanım o yönden de. Dediğim gibi hayatımın her alanında biraz hareket olduğu için çok da ben kilo almadım ilk 3 ay. Zaten ilk 3 ay aldığınız kilo aslında bebeğe aman aman gitmiyor. Çünkü bebek zaten çok küçük oluyor. İlk 3 aydan sonra kilo alımı bebeğe yönelik olduğunu biliyorum. Bu sebeple de ilk aylar çok kilo almazsanız bu işi toparlayabilirsiniz bence. Dediğim gibi şimdi ben belli başlı yaptığım sağlıklı tariflerden bahsedeceğim sizlere. Şöyle ki öncelikle doğumdan sonra abur cubur, şeker vesaire bunların hiçbirini tüketmedim ilk 1,5 ay. Canım çektiğinde bu tarz şeyleri daha çok işte böyle meyve topları olsun. Bir marka söylemeyeyim ama böyle meyve topları oluyor yuvarlak bir şekilde, içinde fıstık ezmesi vesaire var. Onlardan tükettim, hurma yedim, portakal, çilek, muz şeklinde meyveleri tükettim. Onun dışında kefir içtim. Bol bol kefir içtim ve çok su tükettim. Yani belki 3 litreye yakın su tüketmişimdir. O kadar çok tükettim ki. Zaten emziriyorum. En önemli şeylerden biri de bu bence. Emzirdiğiniz zaman istemsiz bir şekilde bence kilo kaybediyorsunuz.
düzenli olarak emzirdiğim için de bence çok kilo kaybı olduğunu düşünüyorum. Yine sağlıklı beslenerek de bunu devam ettirirseniz bence yediğiniz şeylerden kaynaklı çok kilo alımı olmaz. Hatta eksi yani kilo kaybına sebep olur gibi geliyor bana. Açıkçası ben de öyle oldu. Sabahları işte bir yumurta. Çünkü ben hamileliğimde yumurta yiyemiyordum. Yumurta yemeye başladığım için çok mutluyum. Yumurta, havuç, salatalık, belki bir dilim ekmek yiyebilirsiniz eğer ekmek yeme alışkanlığınız varsa. Onun dışında günde iki öğün beslendim arkadaşlar. Sabah ve akşam olarak. Akşamları genellikle protein ağırlıklı beslendim. Dediğim gibi aralarda da ceviz, fındık, kefir, yoğurt, meyve şeklinde atıştırmalıklarla idare ettim. Bunu aslında böyle zayıflamalıyım şeklinde yapmadım. Biraz sağlığıma dikkat etmek istedim. Çünkü biliyordum hızlı bir kilo kaybı olacağını. Çünkü altyapımın da hazır olduğunu farkındaydım. Sizler de bu şekildeyseniz eğer biraz bilinçli yaklaşırsanız olaya en azından bir ilk 2 ay bence hızlı bir şekilde kilo kaybedersiniz. Ardından şöyle ki saat bence şu da çok önemli. Belli bir saatten sonra yemek yememek. Bu kendinizi aç bırakın işte diyet yapın şeklinde değil. Bir nevi aralıklı oruç gibi de düşünebilirsiniz. Belki saat 7'den sonra ya da 8'den sonra sıvı tüketebilirsiniz. Ama onun dışında böyle katı yiyecekler çok tüketmezseniz belli bir saate kadar o süreçte vücudunuz yağ yakmaya çalışıyor zaten. Bu sebeple de sizin için daha iyi olur. Yani daha kolay kilo verirsiniz bence. Ben saat 8'den sonra katı gıdalar tüketmedim. Çaydır, kahvedir vesaire onları tükettim. Bitki çayları içebilirsiniz. Rezenanın üstünü arttırıyor diye biliyorum. Onu tüketebilirsiniz. Saat 7'den ve 8'den sonra sabah 10-11 gibi kahvaltı ettiğinizde fark edeceksiniz ki çok uzun bir süre aç kaldınız. Ve o saatler arasında vücudunuz yağ yakmaya başlıyor. Bu sebeple de daha kolay kilo verebilirsiniz. Bunu kendinize alışkanlık haline getirirseniz bence istediğiniz şekilde süreç devam edecektir. Onun dışında benim uyguladığım herhangi bir şey yok açıkçası. Dediğim gibi çok sıvı tüketmek bence burada önemli olan. Ve bir de tabii ki spor. Ya sporsuz kilo verimi bence çok geçicidir. Yani verdiğiniz kiloyu kolaylıkla geri alırsınız. Çünkü uyguladığınız bu formüller vesaire sporla desteklenmelidir ki vücut kendini toparlayabilsin. Kilo verebilirsiniz ama sarkmalarınız olabilir. Bunu tabii ki de sporla toplayacaksınız. Spor hayatınızın her yerinde olmak zorunda. Vaktim yok, spor yapamıyorum diyorsanız bile merdivenleri çıkarak, asansör kullanmayarak bile bu sporu hayatınıza entegre edebilirsiniz bence. Biliyorum çok zor. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Hatta ilk doğumdan sonra yürümeye bile mecaliniz yok. Çünkü birçok sorumluluğunuz var zaten. Ama gerçekten bu sürecin daha hızlı bir şekilde, daha sağlıklı olmasını istiyorsanız biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Aynı şekilde ben de bunları yaşadım çünkü. Onun dışında bir kontrol edeyim, devam edelim. Şöyle ki sporumu ben size çektim. Onu koyacağım buraya. Hatta şimdi bir izleriz. İzledikten sonra da ben size kısaca bahsederim. Şimdi izleyelim. Yürüyüş yapıyorum. Bir 20 dakika kadar yürüyeceğim ya da yarım saat. İnanılmaz yoruldum. Bunu videonun arasına koymayı düşünüyorum. Gerçekten 45 dakika yakın uzun hayatım. Yarım saatte şu an yürüyüş yapıp bitireceğim. Esneme geldirmeyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yoğun bir şekilde haftada 2 gün zumba yapıyorum. Bu zumba hem böyle fonksiyonel idman gibi hem de böyle dans içerikli harmanlanmış bir
şekilde sunuluyor bize. Açıkçası çok eğlenceli ve sevdiğiniz şeyleri yaparsanız size eziyet olarak da gelmez. Çünkü bazı insanlar ben spor yapmayı asla sevmiyorum şeklinde ifadelerini bildiriyorlar. Tabii ki sevmek zorunda değiller fakat sağlık için en azından bir 40 dakika, 50 dakika bir yürüyüş gerçekten size çok iyi gelecektir. Ben dediğim gibi haftada 2 gün zumba yapıyorum. Onun dışında da yürüyüş yapmaya çalışıyorum. İlk zamanlar zumbada yoruldum açıkçası. Eski gücüm yoktu. Çünkü dediğim gibi ilk 7 ay zumba yaptım. Hamileliğimin daha sonrasında da işte 3 ay yapamadım. Hatta doğumdan sonra da 1 ay yapamadım. Toplasanız 4 ay falan ben spor yapamadım. O da beni bayağı hamlattı açıkçası. Zaten dikişlerim vesaire olunca da biraz zor oldu. Arkadaşlar ben doğumdan yaklaşık 15 gün sonra hafif hafif evde minik minik de olsa egzersizler yapmaya çalıştım. Özellikle de sırt bölgem çok ağrıyordu. Esneme, gerdirme şeklinde yavaş yavaş başladım. Dediğim gibi ben yıllardır spor yaptığım için daha çabuk toparladım kendimi. Herkesin süreci aynı değildir. Siz kendinizi ne zaman daha hissettiğinizde o zaman başlayabilirsiniz. Tabii ki bunu doktorunuzla konuşarak yapmanız gerekiyor kesinlikle. Zaten ben doktorumla da görüştüm. Kırkınız çıktıktan sonra doktorunuz eğer bir sağlık probleminiz yoksa hafif hafif de olsa spora başlamanızı zaten size kendisi önerecektir. Dediğim gibi ben de ilk 20 günden sonra evde 15-20 günden sonra evde spor yapmaya başlamıştım. Ardından da bir ayı tamamladığımda zumbaya başladım. Haftada 2 gün düzenli olarak zumba yaptım. Biliyorsunuz ki zumba biraz hızlı bir spor. Bu sebeple de hemen ayak uyduramadım açıkçası. Yavaş yavaş da olsa kendimi motive ettim. İlk yarım saat girdim derslere, geri kalan yarım saat yürüyüş yaptım derken kendimi toparladım. Şimdi 1 saate yakın yapabiliyorum. Ama genelde 40 dakika yapıp geri kalan 20 ve 20 dakikaya da yarım saat yürüyüş yapmayı tercih ediyorum. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Gerçekten pertim çıkıyor. Onun dışında yine kendim egzersiz yapıyorum. Fitness yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş da olsa. Yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Sizler de en azından günde 40-45 dakika yürüyüş yaparsanız çok iyi olur. Hem kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, kafanızdaki düşüncelerden arınacaksınız, hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmak için iyi bir adım olacak bu. Hemen bakalım onun dışında ne söylemem gerekiyordu. Yemek düzeninden bahsettik, emzirmenin kilo verdirdiğinden bahsettik. Hamileliğimde düzenli olarak spor yaptığım için de daha kolay verdiğimden bahsetmiştim. Ve şöyle ki ben haftada en azından 2 gün Hazel'le sabahları yürüyüşe çıkıyorum arkadaşlar. Yine o videoyu da şuraya buraya koyacağım. İzleyeceğiz. Bunları bilerek size çekmek istedim. Çünkü görüyorum ki insanlar kilo verdiklerini anlatıyor. Fakat bu süreci sizlere göstermiyor. Ben bunları size göstermek istedim. Şimdi onu izleyelim. Ardından sohbetimize devam edelim. Arkadaşlar selam. Sabahın daha 9'u. Uyanır uyanmaz Hazel'i hazırladım ve yürüyüşe çıktık. Şimdi annemi almaya gideceğim. Bir yarım saat 40 dakika daha yürüyüp eve döneceğim. Gördüğünüz gibi kilo verirken yaptığım şeylerden biri de bu. Bunu da eklemeyi düşünüyorum. İzlediğiniz videoda da gördüğünüz gibi Hazel'le sabah 9'da yürüyüşe çıktık. Gerçekten insan kendini hem daha iyi hissediyor. Ben sabah çıkılan yürüyüşlere bayılırım. Hamileliğimden önce de yürüyüşlerimi bol bol yapardım zaten. Bu sebeple Hazel'le yapmak çok keyifli. Siz de çocuğunuzu alıp çıkıp yürüyebilirsiniz bence. Hem bebeğe de iyi geliyor. Temiz hava almış oluyor D vitamini. Bu şekilde hayatıma sporu entegre etmeye çalışıyorum. Biliyoruz ki çocuğumuz oldu ve aslında hayatımız ikinci dönemindeyiz. Yani hayatımız yeniden başladı diyebilirim. Hayatımıza bebeğimizi de entegre etmeliyiz. Çünkü öyle olmadığında bir şeyleri yapamadığımızı fark ediyorum. Bu sebeple de hayatımızı olduğu gibi kabul edip bebeğimizle olan yaşamımızı spor da dahil etmeliyiz bence. Sabah akşam olarak köpeğimi dışarı çıkarıyorum. Bu da en az 15 dakikadan oluşuyor. Yürüyüş yaptırıyorum. O da İngiliz staff.
ve çok hareketli bir köpek. O yüzden onun da sağlıklı olabilmesi için düzenli olarak spor yapması lazım. Baktığınızda köpeğimiz sağlığı için bile onu yürüyüşe çıkarmam gerekiyor. Bu sebeple de 15 dakika, 15 dakika, en az yarım saat ben zaten yürümüş oluyorum. Yine Hazalya'da çıktığımda, spora gittiğimde vesaire derken topladığınızda ben bayağı bir hareket ediyorum. Evdeki işleri saymadım bile bahsettiğim konularda. Evdeki işler yoktu. Evde de tabii ki bir temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık vesaire hepsi bizde tabii ki. Öyle olunca da istemsiz bir şekilde kilo kaybı oluyor arkadaşlar. Pozitif olun, kendinize inanın. Dediğim gibi böyle çok diyetler yapmayın. Eğer emziriyorsanız zaten hiç yapmayın. Bu sürecin geçici olduğunu bilin. En azından yavaş yavaş bunu yaymaya çalışın. Kilo vermeye çalışırken sporu aksatmayın. En azından günde 40-45 dakika yürüyün. Eminim ki istediğiniz kilolara kolay bir şekilde ulaşacaksınız. Birinci ay, ikinci ay olmasa da belki bir yılın sonunda ya da 5-6 ayda bunu ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Kendinize inanın dediğim gibi. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım... Hazel şu an kımıldanıyor. Hazel! Hazel! Ben de ona bakayım. Tabi bu da yani, bu da var. Evet. Bir saniye. Kuş ağladığı için onu da ağlamayalım. Beraber video kapanışı yapalım istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. İnanıyorum ki istediğiniz kilolara bugün olmasa da yakın zamanda ulaşacaksınız. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hazel. Ne oluyor kızım? Ha? Evet aşkım.